Evet arkadaşlar başlıyoruz bugünkü dersimiz yaş problemlerinin 3. kısmı ilk 2 video ile zaten anlattık temel kısmını soru çeşitleriyle devam edeceğiz bugün yaş problemlerini bitireceğiz arkadaşlar diğer dersimizde zaten %50 falan devam edeceğiz o şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bu soru çeşitimize geldik Eda 16 yaşında Aslı X yaşındadır biz buradaki yaşların artışlarına bakacağız yani belli bir sabit yani X olarak artış miktarlarını inceleyeceğiz. Konunun temeli bu şekilde gelecek. Şimdi arkadaşlar yazalım. Eda ve Aslı olsun. Eda 16 yaşında. Aslı x yaşında değil mi? Aslı 4x artı 8 yaşına geldiğinde Eda kaç yaşında olur demiş. Şimdi Aslı'yı ben ne yapacağım arkadaşlar? 4x artı 8 yılına getireceğim. Aradan kaç yıl geçtiği diye önemli benim için. Aradan şöyle diyebilirsiniz. Hocam aradan 3x yıl geçti ya da şöyle bir yıl geçti. Hayır. Aradan geçen yıl arkadaşlar bununla bunun farkı kadar. Yani ben bunu hemen direkt hesapladım. x artı 8 dedim. Yani 4x artı 8'den x'i çıkarttım. Ne kaldı? 3x artı 8 kaldı. O aradaki yıl farkı önemli. Çünkü Eda da o yıl kadar artacak. Yani Eda da 3x artı 8 artacak. Tamam o zaman en son Eda ne olacak? 3x zaten Diğerleriyle sabit sayı topluma öyle kaldı. 8 artı 16 da 24. Eda'nın yaşı kaç oldu arkadaşlar? 3x artı 24. 24 oldu. Genel mantığım bu. Şimdi sabit oranla arttırıp azaltma işlemini burada görüyoruz. Şimdi bir tane daha soru çeşitle devam edelim burada. Sultan 48 yaşında Fatma x artı 8 yaşındadır. Tamam. Sultan ve Fatma diyelim. Şimdi Fatma x artı 8 yaşındaysa sultan 48 yaşında mı? Fatma 3x eksi 1 yılında olduğu zaman yani 3x eksi 1 yaşında mı? Şu aradaki farkı ben nasıl bulacağım? Yani en son yıldan arkadaşlar geldiği zamanı çıkartırsanız aradaki farkı bulmuş olursunuz. Yani yapmam gereken şu 3x eksi 1 eksi x artı 8 diyeceğiz. Ben bunu böyle uzun uzun yazıyorum daha kısa da yazabiliriz. 3x eksi 1 eksi x eksi 8'den Buradan ne gelecek? 2x eksi 9 yıl. Yani bu nedir bizim için? Aradan geçen zaman. O zaman bu eleman da kaç yıl büyüyecek? Sultan da 2x eksi 9 yıl mı büyüyecek? Tamam topladığınız zaman o zaman zaten 2x değişmeyecek. 48 eksi 9 bize neyi verecektir arkadaşlar? 48'den 9 çıkartırsak artı 39 olacaktır. Demek ki sultan kaç yaşındaymış? 2x artı 39 yaşındaymış. Buradaki öğrendiğimiz şu arkadaşlar. Temel mantığımız aradaki yaş farkını biz ne kadar e, arttırmışsak diğerlerini de o kadar arttırıyoruz. Geldik buraya. Aşkın ve Gizem'in bugünkü yaşları toplamı 42'dir. Aşkın Gizem'in bugünkü yaşındayken Gizem 12 yaşındaymış falan diyorlar. Şimdi gençler bu soru tipinden çok geliyor. Şimdi yazalım. Aşkın ve Gizem. Biraz ortaya yazayım geriye götüreceğim çünkü. Hangisinin yaşını sormuş benden? aşkının yaşını mı sormuş? Aşkının yaşına x diyorum. Gizem'in yaşı nedir? Bugünkü yaşları toplamı 42 olduğu için 42 x şimdiki. Tamam mıyız? Geldik şimdi diğerine. Ne diyor? Aşkın Gizem'in bugünkü yaşındayken Gizem'in bugünkü yaşı kaçtır arkadaşlar? 42 x yaşındayken değil mi? Aşkın Gizem 12 yaşındaymış. Tamam. Gizem'e 12 dedik mi? Bitti. Bizim için ne önemliydi arkadaşlar? Aralardaki şu farklar aynı olmak zorunda. Bunlar nedir arkadaşlar? Aynı. O zaman biz aynı olan kısmı nasıl bulacağız? Bak şimdi son yıldan ilk yılı çıkarttığımız zaman aradaki farkı buluruz. Yani x eksi 42 eksi x eşittir. Yine son yıldan 42 eksi x eksi 12 deriz. Bitti bu kadar ya. Düzenleyelim hemen bunu. x eksi 42 artı x eşittir. Bunlar düzenlesek kaç gelecek buradan? 30 eksi x ise tamam burası zaten 2x yaptı. Diğer tarafa attığımız zaman arkadaşlar 3x eşittir. Eksi 42'yi diğer tarafa atarsak 72 yapacaktır. Her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir. 24 çıkacaktır. Demek ki aşkın bugün kaç yaşında arkadaşlar? Ha, benden neyi sormuş? Hmm, aşkının bugünkü yaşını sormuş değil mi? Aşkın bugün 24 yaşındadır deriz. Bu bulduğumuz neydi bizim işlem yaparken? Onlar önceki yıllara ait yaşlarıydı. Bu kadar da arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Kolay bir soru. Zor değil. Sadece biraz yıl var için içinde. 1978 yılında doğan Erkan. Yaşını soran bir arkadaşına bugünkü yaşım doğum yılımın rakamları toplamı ne eşittir? Basit bir soru. Doğum yılının rakamları toplamı nedir arkadaşlar? 1 artı 7 artı 8 artı 9 değil mi? Tamam 8 şurası. Topladığınız zaman 16, 24, 25 yaşında mı? Şimdi bazen bu yılları verip bize soyuyorlar arkadaşlar. Bu da basit zor değil. Sadece orada artış ya da azalışlara dikkat edersek yaparız. 25 yaşında değil mi? Tamam. 1978'e 1978'e ben 25 eklediğim zaman kaç olacaktır? 2003 yılına denk gelecektir. Bu kadar da. Hadi şimdi geçiyoruz. Ee, bir başka soruyla. Basit bir soruydu. 46 yaşında bir babanın 3 çocuğunun ikisi ikizdir. Büyük çocuk ikizlerden 4 yaş büyüktür. 2 yıl sonra babanın çocukları yaşları toplamının 8 fazla olduğuna göre falan. Şimdi yazalım. Baba x'i ikizdir büyük çocuk ikizlerden. O zaman büyük çocuk olsun arkadaşlar. Bu da küçük ikiz. Bir de küçük ikiz mi diyeceğiz? İki tane çocuğu olduğu için. Ne yaptık? Baba büyük çocuk küçük ikiz. Küçük ikiz. Baba 46 yaşında. Tamam. X'i ikizdir demiş. Büyük çocuk ikizlerden 4 yaş büyüktür. Ben buna X x desem büyük çocuğa X artı 4 demek durumundayım. Bu kadar. 2 yıl sonra babanın yaş çocukları yaşları toplamından 8 fazla olacağına göre. Tamam bunu 2 yıl arttırırsak arkadaşlar. Buradan kaç gelecektir? X 48 yaşında olacaktır. Her birini 2 yıl arttırdığını düşünürsen. Artı 2, artı 2 ve artı 2. Yapalım şimdi o zaman. Her birinin yaşlarını bulalım. Burası x artı 6 yaşında. x artı 2 ve x artı 2 yaşında mı oldu? Tamam. 2 yıl sonra babanın yaşı çocukları yaşlar toplamından 8 fazladır. Şimdi babanın yaşı 48. Eşittir. Çocukları yaşlar toplamı 3 tane x olduğu için 3x artı 10 artı 8 diyeceğiz. 8 fazla olduğundan dolayı. İse diyoruz arkadaşlar. Burası zaten 18 geldi. Diğer tarafa atarsak 3x eşittir. 30 ise x eşittir ne gelecektir? 10 gelecektir. İkizlerden bugünkü bir tanesinin zaten yaşını sormuş bana. Bu da nedir arkadaşlar? 10'dur. Bu kadar da bir sonraki soruyla devam ediyoruz. İki kardeşin yaşları toplamı yaşları farkı kadar yıl sonra 48 olacaktır. Güzel. İki kardeşin yaşları toplamı Yaşları farkı kadar yıl sonra 48 olacaktır. Şimdi kardeşin yaşları toplayalım arkadaşlar. Şimdi iki yaşları toplamı 24 olduğuna göre. Tamam. Şimdi şöyle diyeceğiz o zaman. Bak iki yola yaparız bunu. Bir şöyle diyelim arkadaşlar. İki kardeşin yaşları toplamı A artı B olsun. Yaş toplamı A artı B diyelim arkadaşlar. Yıl kadar sonra 48 olacakmış. Yaş farkı da A eksi B mi olacak? Yaşları toplamı yıl kadar yıl sonra 48 olacaktır. Tamam. Şimdi şöyle diyeceğiz o zaman. A artı B değil mi? Yaşları farkı kadar yıl sonra artı diyorsun. 2 çarpı A eksi B. Çünkü neden? 2 tane kardeş var. Şimdiki yaşları toplamı 24 olduğuna göre. Ee, tamam hatta burası 24'tür arkadaşlar. Tamam bunu düzenlediğin zaman bu 48 mi gelecekmiş? Tekrar anlatıyorum burayı. Yaşları toplamı 24. Zaten bize artı verdik. Yaşları farkını a eksi verdik. Yaşları toplamına yaşları farkının iki katını ekleyip ne işledik arkadaşlar? 48'e. Biraz uzatmış olabiliriz ama e, kısa yolunu anlatacağım ben size. Burası arkadaşlar zaten 24. O zaman e, 2 çarpı a eksi b eşittir. 24 ise A eksi b eşittir 12 mi gelecek? Tamam, buradan da A eksi b'yi ben ne buldum? 12 buldum. Bunları taraf tarafa topladığımız zaman arkadaşlar, zaten b'ler giderse 2A eşittir 36'dan A eşittir 18 mi geldi? A 18 ise b de eşittir 6 olmak zorunda. Benden neyi soruyor? Küçük kardeşi. Küçük kardeş nedir uzun arkadaşlar? 6 yaşındadır deriz. Bir kısa yoluna bakalım. İki kardeşin yaşları toplamı yaşları fark kadar yıl sonra 48'miş. Şimdiki yaşları toplamı 24 arkadaşlar. Biliyoruz değil mi? A artı B 24. Biraz daha kısadan gideceğiz. Şimdi iki kişi kaç yıl 60 yaşları? 48'miş. E, 24'ten 48 olmuş. 24 yıl artmış. 24 yıl arttığı için arkadaşlar her biri de 6 yıl mı artacaktır? Yani her biri de 12 mi artacaktır? Hani 12 yıl geçsin ki her biri 12 artıp toplam artış 24 olsun. Buradan da yine arkadaşlar denklemimizi kurar. 2a eşittir 36'dan a 18 çıkar. B de yine ne gelecektir? 6 gelecektir. Her iki yoldan da çok rahat bir şekilde arkadaşlar yapabiliriz. Hadi geçelim bir sonraki sorumuza. Ha Şimdi bu grafik sorularına geldik arkadaşlar. Bunlar önemli. Zor değil yine. Hiç kesinlikle zor değil. Burada bana demiş ki yukarıdaki tabloda Ayşe ve Ceren'in K ve K artı 8 yıl sonraki yaşları gösterilmiştir. Ee, yıllarındaki. Şimdi kaç yıl geçmiş arkadaşlar o zaman 8 yıl sonra mı? 8 yıl sonraki yaşları. O zaman şöyle diyeceğiz. Demek ki ben buna 8 eklersem bunu bulmuşum. Bak şunun için yapıyoruz. Şunu al buradan düzenleyelim. Diyeceğim ki 2x artı 1 artı 8 eşittir. 3x eksi 5 mi olmak zorunda? Tamam bunu düzenlersek. 2x artı 9 eşittir. 3x eksi 5. At diğer tarafa. Buradan bir x kaldı. x eşittir. Ne gelecektir arkadaşlar? 14 mü? Ha ben x 14 buldum mu? Y'yi sormuş benden. Bak gel burada yeni yazalım. 14 ise burası 21 yapmadı mı? Aradan 8 yıl geçerse kaç olacaktır o zaman burası? 29 olacaktır. Demek ki y kaçmış arkadaşlar? 29'muş. Bu kadar basitti. Hadi geçelim bir sonraki sorumuza. Evet yine bir tablo sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda Ayşe ve Cansu isimli kişilerin A ve A artı 12 yıllarındaki yıl, e, yaşları verilmiştir diyor. Aradan kaç yıl geçmiş arkadaşlar? 12 yıl. Diyor benden x artı A artı 12 yılında Ayşe ve Cem'in yaşları toplamı 50'ymiş. Şunların yaşları toplamı 50 miymiş burada? Bunları tek cinsten bulmaya çalışalım. Bak şimdi. Ayşe x ise buradan 12 yıl arttırdığın zaman o zaman bu x artı 12 mi oldu? Şöyle diyeceğiz. Y eşittir x artı 12. Sen burada y'yi biliyorsun değil mi? x artı 12. Kaç yıl geçecek aradan? 12 yıl geçmesi lazım. 12 yıl arttırdığın zaman x artı 24 mi olacak? O zaman m nedir arkadaşlar? m eşittir. x artı 24 olması lazımmış. Tamam. Ben şunu biliyorum zaten. y artı m eşittir 50. Bunları toplayalım o zaman arkadaşlar. y artı m eşittir. 2x artı 36. O da eşittir. 50 mi diyeceğiz? Tamam. 36'yı diğer tarafa at. 2x eşittir. 14 ise arkadaşlar x eşittir ne gelecektir? 7 gelecektir. Bu kadar da arkadaşlar. 7 deyip bitiriyoruz. Son sorum ve bu videomu bitireceğim arkadaşlar. Son soruma geçtim. Bir babanın yaşı ile çocukları yaşları toplamı farkı her yıl en az almaktadır. Aslında bu soru mantık sorusu arkadaşlar. Ama yine farklı bir soru tarzı diye koyduk. Yani şey olarak mantık üzerine kurulu bir soru. Ama çıkma ihtimali olabilir. Mantığa dayalı olduğu için sistem olabilir. Bakalım şimdi. Yaşları toplamı yaş arasındaki fark her yıl en azalmaktadır. Hmm. Bir babanın yaş yaşı ile çocukları yaşları arasındaki fark. Şöyle düşün bak. Basit bir örnek vereyim. Baba olsun. Baba 4 çocuk olsun. 4 çocuk. Şimdi babanın yaşı 16 ol. Babanın yaşı 36 olsun. Örnek vereyim. 4 çocuğun yaşları toplamda 15 olsun. Aradaki yaş fark kaç arkadaşlar buradan? Aradaki yaş fark kaç geldi? 21 mi geldi? 3 yıl sonra, 3 yıl sonra artı 3 yıl. 4 çocuk olduğu için bu 12 artmayacak mı 3 yıl sonra? 12 artarsa yaşları farkı 27 oldu. Sadece bu 3 artacağı için arkadaşlar, 39 mu oldu? Yeni yaş fark kaç oldu? 12 mi oldu? Ee, ne oldu bak şimdi? Dikkat edelim. 21ken yaş farkı 12'ye düştü mü? Aradan kaç yıl geçti? 3 yıl geçti. Şimdi buradaki yaş farkı kaç oldu arkadaşlar? 9 olmadı mı? Demek ki arada 3 yıl geçti ama yaş farkı 9 azaldı. 3 e, katı azalmadı mı? O zaman şöyle mantık kuruyoruz. 4 çocuk olduğu için arkadaşlar. Bunun 3 çarpı 3. Yani çocukların sayısının 1 eksiği kadar yaş farkı azalacak. O zaman kuralım şu arkadaşlar. Yazıyoruz kural. Diyeceğiz ki çocukların sayısının. 1 eksi kadar yaş farkı azalır. Bu kadar da. O zaman çocukların sayısı arkadaşlar, kaç çocuğu var ense yaş her yıl en art en kadar ise çocukların yaşlı çocukların toplam sayısı arkadaşlar en artı bir olmalıdır. Bu kadar da bir fazlası çünkü. Arkadaşlar yaş problemlerini bitirdik. Umarım bütün soru çeşitlerini göstermişimdir. Siz de benden sonra en az bir 100 soruyla bunu tamamlıyorsunuz. Bir diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin.